Acaba biz mi kendimizi bloke ediyoruz? Düşüncelerimiz mi ediyor? Atalardan gelen bir bağlantı mı? Erkek yuvayı açar, gider bir mağaranın içine, oranın güvenliğini sağlar, kadını getirir, o mağarayı yuva haline çevirir. Kadın ve erkeğin o birleşmesinin oluşturduğu şey bolluk ve bereket. Bu muhteşem bir şey. Anne ve baba bir sistemde doğru yerdeyse çocuklarına bolluk ve bereket aktarmış olurlar. Bu otomatik gelişir. Anne ve babayla başlayan bu akış kendi çocuklarına ve torunlarına sirayet eden bir akım gösteriyor. Senin genlerinde hazır bir mekanizma var. Sen bunun içindesin zaten. Bu evde doğan ve büyüyen çocuklarda bolluk sıkıntısı olur. Bu çocuklar şanssız olur, iş bulamaz, iş kuramaz, devamını getiremez, başlangıçları yapamaz. Bazen bu bozulan şeyi düzelten düşünce yapısını değiştirdiğinizde çok hızlı bir şekilde burada kendisini sistem onarabiliyor. Herkese merhabalar. Emre Ziya Yazgan yine bizlerle birlikte. Bölüm bölüm yapıyoruz biliyorsunuz. Çok da ilginizi çekiyor ve istiyorum ki programın altına sizin de merak ettiğiniz sorular varsa onları da yazın. Onları da ayrı bölümler ve konular halinde işleyelim. Hocamız bizi aydınlatsın. Emre Ziya Yazgan, insan ilişkileri uzmanı, tekamül danışmanlığı uzmanı, aile dizimi uzmanlığı ki bu konuda birebir yaşadığım için altına imzamı atarım. Çok teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Hocam şimdi bu bölümde istiyorum ki biraz bolluk bereket. Son zamanlarda çok ihtiyacımız var ya. Acaba biz mi kendimizi bloke ediyoruz? Düşüncelerimiz mi ediyor? Atalardan gelen bir bağlantı mı? Bereketle bolluk farklı tanımlar mı? İş ve para blokajında veya sorunlarında ailenin rolü ve etkisi nedir ve bunun bolluğun, bereketin devamlılığı anne babada mı, atalarda mı gizli diyorum ve sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Aslında hepsi tek bir soru, tek bir konu daha doğrusu. Biraz açmak gerekirse bolluk ve bereket iki tane kavram biz hep beraber kullanırız. Bolluk eril bir olay ve yani erkek bir olay. Bir anda ortaya çıkan ve seçeneklerin çokluğu anlamına geliyor. Bereket bu seçeneklerin çokluğunun devamlılığı anlamına geliyor. Bu mağaradaki atalarımızdan beri kullandığımız bir kavram. Nedir? Erkek yuvayı açar, gider bir mağaranın içine, oranın güvenliğini sağlar, kadını getirir, o mağarayı yuva haline çevirir. Kadın o mağarayı yuvaya çevirir. Ben birçok mağaranın yuva gibi, yuva sıcaklığında olduğunu gördüm. Ama şu an mesela binaların içindeki evlerin bazıları yuva değil. Çünkü o aile sistematiği orada oturmadığı zaman orası bir yuva olamıyor. İşte bu kadın ve erkeğin o birleşmesinin oluşturduğu şey bolluk ve bereket. Bu muhteşem bir şey. Bu bolluk ve bereketin tam oturabilmesi için hayatımızda sıra düzeninin kutsal bir şekilde yerine getirilmiş olması gerekiyor. Kutsal sıra düzeni. Nedir bu? İşte erkek nerede duracak ve görevlerine, kadın görevlerine ve nerede duracak, çocuklar sırayla yer alacak. Ölmüş olsun, yaşıyor olsun, aile içinde var olmuş olan herkes, anne rahmine düşmüş olan herkes, doğmak zorunda değil, anne rahmine düşmüş olan herkes, aile sıra sisteminde yerinde onurlandırılarak görülürse bu kutsal sıra düzenidir. Herkes görülür ve bolluk ve bereket herkes için ayrı ayrı çalışır. Sıra sisteminde bir kişinin yerinin değişmesi ya da bir kişinin yerinin görülmemesi ya da bir kişinin yerinde olmaması kutsal sıra sistemini bozar. Mesela anne kendini baba gibi hissediyor. Evin otoritesi olmuş. Burada kutsal sıra düzeni bozulur. Ve bu evde anne olması gereken yerde olmadığı için bereket olmaz. Baba hep dışarıda, eve gelmiyor, işte geziyor, tozuyor, evin rızkını başka yerlerde harcıyor ve güvenliği sağlamıyor. Bu evde doğan ve büyüyen çocuklarda bolluk sıkıntısı olur. Bu çocuklar şanssız olur, iş bulamaz, iş kuramaz, devamını getiremez, başlangıçları yapamaz. Annesiyle arası iyiyse de bereketli olur ama bolluğu olmaz. Şimdi bu da memur yapısıdır. Memurlar nasıl olur? Başkası adına çalışır, istikrarlı çalışır. İyi memur çalıştığı yeri iyi işletir ama kendi adına bir işlem yapamaz. İşte Türkiye'de çok fazla iyi memur olmasının sebebi bu. Hepimiz babalarımızdan korkan, annelerimizle sıcak ilişkiler yaşayan çocuklardık. O yüzden Türkiye memur cennetidir.
Çok iyi memur çıkartırız. Şimdi bu bolluk ve bereket kavramının içerisinde bolluğun erkek, bereketin de kadınla alakalı olduğunu anladık. İşte hep verdiğim bir örnek var. Daha önce de konuşmuştuk herhalde. Bolluk mesela bir sofraya baktığımızda bu sofrada bolluk var dediğimizde çeşitten bahsediyoruzdur. Reçel bolluğu, peynir bolluğu, bol miktarda çeşitler vardır. Bereket ise bunların sürekli orada olma hali. Şimdi anne ve baba bir sistemde doğru yerdeyse çocuklarına bolluk ve bereket aktarmış olurlar. Bu otomatik gelişir. Bu sevgi aktardıkça bolluk ve bereket aktarılmış olur. Fakat aktarılırken herkesin doğru sırada yayılması lazım. Mesela ailenin ilk çocuğu anne rahmine düştü. Diyelim ki 4 aylıkken düştü. Sonra bir kardeş daha geldi. Şimdi bu başka da çocuk yapılmadı. Bu ailenin kaç çocuğu var? Anneye soruyoruz, bir çocuğum var diyor. Babaya soruyoruz, bir çocuğum var diyor. Çocuk gelmiş 30 yaşına. Bir türlü hiçbir baltaya sap olamamış ya da iş kuramamış, kız evlenememiş, şu bu vesaire. Şimdi bakıyoruz çocuğa, bolluk ve bereket akmıyor ona. Bir bakıyoruz orada unutulmuş bir kişi var. Anne rahmine düşmüş olan herkes aile sıra sisteminde görülmesi gerekiyor. Çok basit oluyor bu. Kardeş, ablası ya da abisi düşük olan kimse onu görüyor. Yerini onurlandırıyor. Diyor ki sen büyüksün, ben küçüğüm, sen bir numarasın. Yani sen birinci çocuksun ve ben ikinci çocuğum. Burada yerini fark ettiği zaman hemen hayat ona sevgi akışı tamamlandığı için akmaya başlıyor. Defalarca gördüğümüz bir sonuçtur bu. Yani bir şey bozulurken, mesela sağlığımız bozulurken bunun ruhsal ve düşünsel etkilerini bütün şey kabul ediyor. Sistem kabul ediyor. Bunun tam tersi de mümkün. Yani bozulan bir şeyin düzelmesi de bazen bu bozulan şeyi düzelten düşünce yapısını değiştirdiğinizde çok hızlı bir şekilde burada kendisini sistem onarabiliyor. Dolayısıyla aile sistemi içerisindeki bu akış, yani anne ve babayla başlayan bu akış, kendi çocuklarına ve torunlarına sirayet eden bir akım gösteriyor. Bu akımın içerisinde işte çocukların önce aile sistemlerine ve sonra iş ve finans konularını anne ve babadan aldıklarıyla hayata geçirmeleri mümkün oluyor. Şimdi mesela bazı bölgelerimiz vardır. O bölgeden çıkmış olan kişiler, bir baktığımızda zengin olur bunlar deriz. Mesela işte Kayseri'deydik mesela. Kayseriler zengin olur. Niye? Niye Kayseri zengin olsun da Urfalı olmasın? Doğru. Çünkü Kayseri'nin yapısının içerisinde İpek yolunun üzerinde olmak var. Bakın orada bölgeye bakın, Niğde var. Hemen oradan işte şey var. Dağlende, Malatya'nın Dağlendesi, Kayseri. Burası İpek yolunun durakları. Yüzyıllar boyunca burada ticaret yapılmış ve insanlar, tüccarlar gelip buralarda durmuşlar, dinlenmişler, ticaret yapmışlar, alım satım yapmışlar. Dolayısıyla ruhunda var, taşının içinde var o şey, para kazanma mekanizması. Anlayamıyorsunuz bereket yani. Oradan, o yoldan geçiyor. Yani akıyor evet, zaten. Aileden zaten bir öğreti olarak var. Para kazanma mekanizması var. Mesela Darendeliler çok iyi şey yaparlar. Mesela Niğdeliler parayı farklı şekilde bakarlar ve kazanırlar. Nasıl yaparlar bunu? Eski İpek yolunun o dış uğrak yeridir Niğde. Oraya bütün şeyler gitmez. Sadece bazıları gider ve oraya mallarını bırakırlar. Develeri boş götürürler. Kalan oradaki malları Niğdeliler değerlendirir. Türkiye'ye dolaşın, bütün hurdacılar inceleyin, Niğde kökenli çıkar. Çok ilginç. Evet, şey eski şeyleri alıp hurdacılar düzenler, değiştirir, dönüştürür ve tekrar ekonomik hale getirirler ya. Bu insanları inceleyin, Niğdeli çıkıyor. Bir kökeninde mutlaka böyle bir şey var. Şimdi içeri işlemiş bir şey. Bu değişmez bir şey mi? Değişir, değişir. Mesela Darendeliler deriz ya, işte o bölgede bir başka uğrak yerdir. Okumayanı, yani şey, ticarete kafası çalışmayanı okuturlar. Onlar da böyle doktor ve şey diye böyle bir laf vardır, söz vardır kendi işlerinde. Ticarete kafası basmayan okur, doktor olur falan diye. Şimdi burada çok uğrak bir yer dolayısıyla bu sürülerin geçerken. Tarih boyunca bu ticaretin içinde o hücrelerin içine işlemiş o para kazanma mekanizması. Kendisini böyle tanımlıyor orada yaşayan, büyüyen insanlar. Suyunda var, havasında var. Dolayısıyla kendini tanımlayabilmek için o bolluğun içinde, o para mekanizmasının içinde kendisini tanımlıyor. Dolayısıyla doğduğun coğrafya da kaderin.
Ve aileden aldığın o genler de bununla birleşince senin orada buradan kaçışın zaten mümkün değil. Sen mecbur bolluğun içindesin. O Seni zaman oraya bolluk bereket biraz da kadere de değil tanımlanabiliyor, değil işte, mi? değil işte. Bolluk bereketin olmadığı hallerde o sevgi düzeninin olmadığı durumlarda ortaya çıkıyor. Şimdi burada senin genlerinde hazır bir mekanizma var. Sen bunun içindesin zaten. Bunu İşletebilirim. orada bir sistemde bir kişi eksikse ya da bir mekanizma eksikse o zaman buraya sirayet edemeyebiliyor. Ya da diyelim ki size gelmesi gereken bir şey var, bir akışınız var, aile sisteminden öğrenmeniz gerekiyor. Bu bildiğimiz kadar çok keskin bir şey değil genlerdeki bu akış. Bu çok rahat değiştirilebilen bir şey ama buna inanmak gerekiyor. Yani genlerin içinde işlemiş olan her şey kesin bir şekilde işler ve bu mutlaka böyle olmak zorundadır. Yanlış bir bakış açısı. Bu Yemeyiz. değiştirilebiliyor, dönüştürülebiliyor. Bu özellikle bazı davranışları tekrar ederek ya da inanç mekanizmamızın üzerindeki, çünkü düşündüğümüz her şey olur. Fakat düşüncemizin için oldurabilmemiz için onun inancı eşitlemesi gerekir. Düşünce inancı eşit olursa gerçekleşir. İşte o inanç mekanizmasının üzerinde bir işlem yaptığınızda, yani inancınızı kuvvetlendirdiğinizde orası mutlaka çalışmaya başlar. Burada da niyet çalışıyor. Yani düşüncemde eksik bir şey varsa niyet ettiğin zaman o aradaki farkı, yani inançla düşüncenin arasındaki farkı kapatıyor. Bolluk ve bereketin akışında işte baba, eriller, dededen gelen mekanizmada öncelikle baba bize bolluğumuzu verir. Bolluk için babadan onay almak, babasının gördüğü çocuklar ve babasından korkmayan çocuklar, burası çok önemli. Babasından korkmayan çocuklar bolluk enerjisiyle büyürler. Bakın, bolluk enerjisi cesaret getirir kişiye. Ne yapar? Ben girişime yapacağım, şirket kuracağım. Babasından korkan kişi, babası yaşıyor olsun olmasın, ölsün ölsün, yine de korkak olur ve o girişimlerde bulunamaz. Kâr nasıl kazanılır, nasıl elde edilir? İşlem yaparsın Cesaretle. ve riski gördüğün zaman risk eşittir, kârdır diye ekonomi anlatır. Bereket de anneden gelir. Bakın, bir sıvıyı bedenine alan kadın insana çeviriyor. Sonra onu büyütüyor sütüyle. Yıllar boyunca ona emek veriyor ve onu bir insan, adam yapıyor. Tamam mı? Bakın, bereket budur işte. Bakın, bir sıvıyı aldı ve bir şeye dönüştürdü, bir insana dönüştürdü. O insan belki muhteşem şeyler yapan bir şeye dönüştü sonra. Bereketin kavramının farkında mısınız? Kadının içinde, kadının üstünde. Bereket kadınla tanımlı. Dolayısıyla Toprak ana alacak, diyoruz ya. Tabii. evet, alacak, yüceltecek, yükseltecek ve bu kadınla alacak. Bir eve, bir haneye para erkeğin hatırına girer. Kim kazanıyor olursa olsun. Kadın kazanır, getirir. Erkek kazanır, getirir. Eğer o evin içine para giriyorsa erkeğin hatırına girer o para. Bir evin içinde tasarruf, yücelme, yükselme varsa o kadının hatırınadır. Kim yapıyorsa yapsın. Şimdi evin içindeyiz, yaşıyoruz beraber. Eşiz, çocuklarımız var. En büyük çocuğumuz deli gibi para kazanıp eve getiriyor parayı. Bu gelen para babanın hatırına giriyor evin içine. Çocuk getirdi. Dedi ki ben şu yatırımı yapacağım. Şurada arsa alacağım. O arsanın etrafının en yanından yol geçti. Birden değeri 5 katına çıktı. Bu 5 katına çıkması annenin hatırına. Oh. Gelen para erkeğin hatırına gelir. Çoğalan para kadının hatırına çoğalır. Kimin yaptığı önemli değil. Sadece erkek ve kadın bunun olması için onay vermesi ve görmesi gerekiyor. Sistemi görenler Şimdi, de bu öyle çalışıyor. çok güzel. Şunu anlayabilir miyim? Peki babayla sorunlarımız varsa, küssek, görüşmüyorsak, bolluğumuzu engelliyoruz ya da anneyle sorunumuz var. Kavga ediyorsak, anlaşamıyorsak, görüşmüyorsak bereketle ilgili sorunlarımız var demek anlamına geliyor. Acilen onlarla eğer sorunlarımız varsa bu sorunları da çözmemiz mi gerekiyor? Barışmamız mı, Yani uzlaşmamız mı gerekiyor? mümkünse tabii ki bu en iyi çözüm. Yani hala sarılacak bir anneniz varsa bir yastığa sarılmaktan daha kıymetli. Hala bir dizine yatacağımız babamız varsa gidip dizine yatmak tabii ki daha kıymetli. Ama bazen babalar çok yanlışlar yapabiliyorlar. Bu yanlışları yapıyor olması şu anlama gelmesin. Hayat babada başlıyor bakın. Baba başlıyor, anne onu alıp yüceltiyor.
Güneş ışığı veriyor. Ay o ışığı alıyor, dünyaya veriyor ve hayat başlıyor. Bizim dünyada varoluş halimiz ayın dünya üzerindeki ışıkla gelgit yapması. Bu sayede hücre oluştu, yaşam oluştu, hepimiz oluştuk. Güneş ışığı vermese ay bize hayatı vermeyecekti. Erkekle başlıyor, babayla başlıyor hayat. Baba anneye veriyor, onay geldiğinde baba anneye geliyor, veriyor. Anne onu hayata çeviriyor. Tamam. Başlangıç noktamız baba. Burayı görmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun, ne kadar kötü olursa olsun, bize ne yapmış olursa olsun, çok kötülük yapan babalar var. Çok gerçekten çok gaddar babalar var. Çok engelleyici, sapkın babalar var. Olabilir çünkü hayattayız. Ve bizim hayatta olmamızın sebebi orası. Başlangıç noktası baba. Bakın burada çok önemli bir cümle söyleyeceğim. Lütfen burayı aklınızdan tekrar tekrar geçirin. Onaylam kabul ediyor olmam onayladığım anlamına gelmez. Yani. Kabul ediyor olmam onayladığım anlamına gelmez. Yaptıklarını onaylamıyorum ama onu babam olarak görüyorum ve kabul ediyorum. Bu çok sihirli bir cümle. İşte bolluğun kapısını açabileceğimiz bir cümle. Babamızla uzak olabiliriz, kavgalı olabiliriz, küs olabiliriz, babamız ölmüş olabilir. Bakın bir sır vereyim size. Özel bir sırdır. Yüksek lisans yaparken yaptığım araştırmalarda ve çat diye karşıma çıkmış çok eski kadim bir bilgidir. Salı günü sabah güneş saati baba saatidir. Ve bir O haftanın salı günü. bolluk enerjisi, evet, bir haftanın bolluk enerjisi salı günü sabah güneş saatine denk gelen zaman içinde sırlıdır, gizlidir ve bu saat içinde babanızı ararsanız, sesini duyarsanız, babanız yaşamda yoksa ya da yaşamda ve görüşmüyorsanız onun için bir sadaka verseniz mesela bir yerde birine bir babanız adına bir iyilik yapsanız o hafta bolluk enerjiniz artar. Başka bir gün Çok yok. Salı güzel günü bir bilgi. sabah güneş saatinde. Sadece o saatte. Saat tahminen 10 ile 11.30 arasına denk geliyor her zaman. Salı sabah güneş saati unutmayın. Yapın dediğim yani bu Arkadaşlar, çok bunu not edin. Her salı sabah güneş saati 10-11.30 arası babaya edilen dualar yaşamıyor olabilir. Babanın sesini duymak, o saatte rızasını almak. Çok kötü ayrılmış veya ölmüş olabilir. Bir sadaka vermek o haftanın bereketini çoğaltıyor. Bunun altını bolluk, çiziyorum. bolluk, bolluğunu artıyor. Özür Bolluğunu dilerim. arttırıyor. Özür dilerim. Bolluğu artırıyor. Bereket anne, bolluk baba çünkü. Bunu da bir yere not edelim. Bolluğumuz o hafta artıyor. Şahane. Evet. Geri kalan zaman anne ile alakalı. Geri kalan tüm zamanlar ay, dünya, işte anne, yaşam. Çünkü annemizin üzerimizdeki emeği yadsınamaz. Her şeyimiz neredeyse annemizle alakalı. Davranışlarımız, tutumlarımız, öfkelerimiz, sevgilerimiz, her şey neredeyse anneyle alakalı. Dolayısıyla hayatı bereketlendirmek adına da burada annemizi ortaya koymamız gerekiyor. Annemizden aldıklarımızı kabullenmemiz lazım. Yine onaylamayacağımız bir annemiz varsa çok kötü anneler de olabiliyor. Mesela doğurmak istemiyor, düşürmek istiyor. İşte kürtaj masasından kaçan annelerimiz var. Bunlar hep çocukta anneye karşı öfke sebepleri. Bu öfkeleri hayatta olduğumuz için, yaşıyor ve nefes alıyor olduğumuz için annelerimiz şükür sebebi olmalı. O şükrü bir kez ettiğimizde yani o bu hayatı bana verdiğin hediye bu. Bu hediyeyi aldığın için sana teşekkür ediyorum. Şekline çevirdiğimizde o zaman bereketimiz de artmış oluyor. Anne ve babanın yüreği çocuğa bolluk ve bereketi vermeyi ister. Çok gaddar olsa da, sevmiyor olsa da ne olursa olsun ister. Dolayısıyla bu aktarımı çok rahat bir şekilde alabiliriz. Kabul etmiyor, onaylamıyor olsak da kabul etmek zorundayız. Ve Evet. aile dizimiyle ilgili genelde yapılan yanlış bir şey vardı çok. Çok özür dilerim. Cahilce bir yorumdur bu. İşte anne babamızı affedelim, ondan sonra her şey hallolur falan. Şunu söylerse bu alanda, anne babamızı affetmek bizim haddimize değil. Onlar bize hayatı verdi. Biz onları affedemeyiz. Anne ve babamızı affetmek bizim haddimize düşmez. Ne kadar Ama kötülük yaparsa kabule yapsın, geçelim. kabule Evet, geçeceğiz. Aynen öyle. onaylamasak da kabule geçmemiz gerekiyor. İşte anahtar da orada yatıyor zaten. Evet, çok güzel şifreler ve anahtarlar verdiniz ki özellikle salı sabah güneş vakti 10-11.30 sabah baba ile ilgili yaşıyorsa sesini duymak, gönlünü almak, küs de olsanız ya da yaptıklarını onaylamasanız da kabule geçmeniz çok önemli.
ölmüş de olsa dua edebilirsiniz veya bir sadaka verebilirsiniz ki o haftanın bolluğunu yakalayın diye. Bu da hocamızın bize bir özel sırrı olsun. Çok teşekkür Evet. ediyorum hocam. Yine aydınlattınız bizi. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.